İşten başka her şeyle alakası olan arkadaşlarımın arasında kendimi Hababam sınıfındaki Ahmet gibi hissediyorum. Hani gece yatakhanede diğer öğrencilerin üstüne atlayarak yatağını kırıp suçu ona attıkları al yanaklı, çalışkan, durumsuz Ahmet. Az önce bağıra çağıra burç tartışan onlar değilmiş gibi, Ceyda'nın uyarısını üstüne alınmayan gamsız iş arkadaşlarım bomboş gözlerle etrafa bakıyor. Tabii fırçaları ben yerim kızlar. Siz tükenmeyin. Beni bitirin lütfen. 150 kişilik ofiste masamı paylaşmak zorunda kaldığım bu 4 aymazla ilgili tek bir dileğim var. Onları verip yerlerine mandalla leğen almak istiyorum. En azından bunlardan daha çok işe yarayacaklarından eminim. Kuzuya rakı içirmişler, kurdun yerini sormuş. İşten eve bütün yolu yürümeme rağmen sinirim geçmedi. Ki o kadar uzun mesafeye yürüyüş değil, kavimler göçü denir. Ayarsız Fırat tam son dakika golü attı bana. Ceydarha da ne kıymet verirmiş meğer vitaminsizin fikirlerine. Bir lafıyla ekip çalışmasının fitilini yaktı hemen. Ah Fırat, ah! Serçe parmağı sehpaya çarpasıca, duşta kıçı soğuk karoya değsice sefil. Ben şimdi seni boğmadan nasıl beraber çalışacağım? Evde Fırat'a sesli sesli küfür ederken kapı sesiyle irkiliyorum. Alacaklı gibi güm güm kapıyı dövüyor biri. Kim o? Ay açsana kızım, kim o diyor hala, çatlattın bizi. Bu detone feveran, bu can hıraş bağırış Aysel teyzemden başkası olamaz. Takmış annemi çanta gibi koluna, kapıyı açar açmaz söylenerek atıyor kendini içeri. Kızım sen git de bir kulağını yıkat. Vallahi bak ferahlarsın. Aa, ne alaka teyze ya? Ne demek ne alaka? Annen hasta, ayakta duracak hali yok. Anahtarı unutmuşuz telaştan. Yarım saattir zar zar zile basıyoruz, duymuyorsun. Şimdi teyzeme dalgınlığımın sebeplerini bir bir sıralasam, samanlıkta aradığı iğneyi ayağına batıran gerzek Fırat'la, dağ aslanından daha vahşi müdürem yüzünden iş yerinde çektiğim sıkıntıları anlatsam, tek kelime anlamadığı gibi bir de üstüne 200 tane soru sorarak beni bunaltır. En iyisi kafayı sessizce sallayıp, he demek.